Asistanı kullanıyordu zaten genel olarak oyunun çoğunda ve kolsuzlu, Kolsuz bir hileci görüş asistanı kullanırsa ne olur sorusunun cevabını bu videoda açık ve net bir şekilde bulabilirsiniz. Selam gençler ve Konchiba bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Overwatch'la karşınızda arkadaşlar. Evet, Tatildeydim yeni geldim ve sizlerle birlikte Overwatch'a başlamak istiyorum arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden oyunumuza bir geçelim bir bakalım. Şüphelimiz neymiş? Hile miymiş değilmiş? Bu arada rütbem silinmemiş. Ona çok mutlu oldum. Tatildeydim biliyorsunuz Instagram'dan takip edenler. Umarım sizlerin de tatiliniz iyi geçmiştir. Benimki gayet iyi geçti. Bu arada sakalları da uzattım ama haftaya gene gidecek. Mecburen iş güç başlıyor. Bundan dolayıdır gene sakallar gidecek. İsterseniz bir yakınlaştırayım bir bakın nasıl olmuş. <laughs> İnşallah beni seversin. Allah'ım beni sevin abi. Abi beni sev. Abi beni sev. Abi sakallara bak abi. Sakalları uzattım Mehmet arkadaşlar. Sakalları uzattım. Bu arada indirmemiz devam ediyor. İndirme yapılsın bir sonra Overwatch'umuza geçelim bir bakalım neler olacak. Evet şu an delillerimiz indirildi dostlar. Dilerseniz başlayalım. Bizim şeklimizle bir Overwatch yapalım. Haftada iki tane bilgi videosu yapacağım. Bu arada evet şimdi yeni online olduğum ve oyuna girdiğim için bana yazmaya başladılar. Evet yazıyorlar. Aa ne oldu lan? CSGO yanıt vermiyor dedi. Umarım saatiniz yerindedir arkadaşlar. Dop dolu bir tatil geçirdiğinizi umuyorum. Artık biraz da okumaya geçeceğiz. Önce dersi derste dinleyin. Uyuman falan yapmayın. Öyle daha basit oluyor dersleri geçmek. Şimdi milli haritamız dastiki oynanırken. Şüphelimiz 6 kişi vurmuş. 0 kere Asti var. 0 kere de ölmüş bu adam. 2 kere MVP'si var. CT'ler T'ler karşısında 3'e 0 mağlup durumdalar. Arkadaşımız da T-Side'de oynuyor ve 17 pin var. Güzel. her tarafta da iki vurmuş. pinklerde normal diyelim. Para durumu da iyi. Tamam. Başka bakacağımız bir şey yok. %50 HS oranı var. Auto ile oynuyor. Üçüncü elde. O zaman direkt başlayalım. Shift F2'den bu menü açılıyor biliyorsunuz. Evet. Ee... Biraz ses kısacağım arkadaşlar. Kapı arkasından vur... Ama... Evet arkadaşlar. Ya bir dakika bir konuşayım dur bir ses kısayım ya. Evet direkt kafa. Oto aldı. Aslında ilk başta dedim hani otoyla ben de öyle sıkıyorum. Long rushladı. Biliyor mu acaba Long'un rushladığını? Biliyor galiba ya. Long geri çekildi. Ben de çünkü oto aldığım zaman orayı tarıyorum arkadaşlar. Sizler de öyle yapın. İsterim bu arada o boş videoları gelsin diyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Bu arkadaşta bu arada Eğim Lock yok. Haberiniz olsun. Eğim'i kitlenmiyor Eğim Asistanı'nın şimdilik olduğunu düşünmüyorum. Amma ve lakin wallhack şüphesi %70'lerde falan. Yani. Bir izlemek lazım tabi biraz daha. Kör olmadın mı sen? Evet Dark saklanıyor. Ölmeden adam. Üstüne tutuyor ama ya. Üstüne tutuyor aim'ini. Aim'ini üstüne tutması hiç iyi değil. Tekrardan bakın böyle olduğu zaman ben de sıkarım da. O ama onu takip ediyor ya sanki biliyor. Takip ediyor biliyor. Güzel değil bu. Wall hack'inin olduğunu söyleyebilirim. Full auto ile oynadı şimdiye kadar. Ama aim asistanın olduğunu sanmıyorum. Veya kolsuz bir hileci. Ya wall hack olsa çat çıkar vurursun abi. Bu kadar belli edeceğine. Çat çık vur yani. Evet geliyor. Prefire. Evet. Wall hack'i var arkadaşlar. Wall şüphesini kaldırdık. Kolsuz olduğunu da söyleyeyim. Yani bu kadar belli etmez bir insan. Hatta videonun isminde <laughs> senin atacağım molotop için önündeki videonun ismini de gizlemeyen ileci mi koysak ne koysak buluruz bir şeyler ya. Dur bakayım. Overwatch'ın 26. bölüm mü? Üf nasıl yedi ben? Overwatch'ın bu arada 26. bölümü etmiş. 26 bölüm be insafsız. Hah şöyle. Hah göster bana. Hah arkadaşlar size hileciye karşı nasıl oynanır demiştim ya. Bakın aynı bu adam gibi yapacaksınız. Bak adam çıktığı zaman sıkıyor bu. Gittiği zaman sıkmıyor. İşte bu hileci. Size böyle bir bilgi videosu sunmuştum. Evet yani sen orada durman çok da şey değil yani durmayacaksın abi orada. Hileciye karşı oyun oynuyorsun. Durmaman gerekiyor oralarda. Ya bu kör mü? <laughs> abi kolsuz ya. Tekte vurmaz lazım senin onu. <laughs> abi 16 canı var. 4 kurşun atıyor. Tutmuyor bir tanesi. Sonuncusu tutuyor. Nasıl ya? Sen nasıl walk'sin ya? Bir adabı vardır hack kullanmanın. Ban yiyeceksin tamam. Ama adabına göre ban En azından vur abi baksana yaptığın şey. Ha şöyle ya. <laughs> ban ban gene yiyeceksin ha bizim. Vur gitsin be. Neyini saklıyorsun sanki? Öf, <laughs> ne koydu be? Aim hack'inin olduğunu düşünmüyorum ama trigger olabilir mi bilmiyorum. Aim hack yani çok düşündürücü şu an. Baba baba. Hayt lan. Adamsın lan. Adamsın the suspect. Vur arkadaşına da vur. Griffin'den reportlayacağım seni. Zaten bir neden arıyorum. Şerefsiz. Aslında Kafamda çok deli sorular var. Hile kullanması bile diğer arkadaşlarına Griffin'den sayılmıyor mu? Bence sayılıyor abi. Diğer arkadaşları demiştir ki hile kullanma biz de ban yiyeceğiz. Bu da bir Griffin'dir bence ya. Diye düşünüyorum. Yemin ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bu bizim karşımıza gel sizin de karşınıza gelse bunu çok rahat yenebilirsiniz. Çünkü bu adam salak. Çok özür diliyorum. Bu adam gerçekten mal. Pardon, çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu adam gerçekten Bilmiyorum ya. Kolsuz mu diyelim? Kolunu organ mafyasına mı vermiş? Nasıl oynuyor anlamadım yani. Bak abi. Cidden yok ya. Ya tamam ban yiyeceksin de işte bunu yapma abi. Trigger olsa kapı arkasından sıkmaz. Onu söyleyeyim. Tamam abi. Tamam. Sen baya tehlikeli bir kardeşimize benziyorsun. Bu round son galiba. Üçte başlamıştık. Şu an sekizinci round. İki round falan kaldı galiba. Aha flash da yedi ama acımıyor. Neden? Çünkü wall eki var ve diğer dış destekleri de var. Neden flash yiyince kör olmuyor? Bu neydi abi? No blind hack. Kör olmama İngilizcem de var ya akıyor ha no blind falan. Kör olmama. <laughs> Allah'ın izniyle arkadaşlar videoları düzene oturtacağız artık. Bakalım. Sizden de ricam beğenmeniz, like yapmanız. Ama ikisi zaten aynı şey. Dangalak. Aşağı yorum bırakmanızdır. Bilgi videolarını sizlere sunacağım. Aklımda deli şeyler var. Biliyorsunuz arkadaşlar bilgi videoları bizim kendimize has içeriğimiz ve ben bundan çok gurur duyuyorum. Çünkü şunu bildim bileli GS kanallarında kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. Bilgi veren vardı ama bu kadar düzenli kaliteli bilgi veren Ler sonradan çıktı. Kesinlikle onlara bir şey demiyorum. Kesinlikle yapsınlar. Ve bilgi verirken de doğru düzgün araştırma yaparak versinler. Bence sadece kamera karşısına bu şekilde geçip konuşmak değil de bir metni, bir araştırmayı sizlere güzel bir giriş, gelişme, sonuç bölümü oluşturarak içine benim gibi mesela farklı farklı komik şeyler katarak sunmalarıdır. Kesinlikle ben yaptığım işten gurur duyduğumu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani abi yemin ediyorum kolsuz ya. Ya şu an gurur duyamadım yani CS e oynamaktan. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Velhasıl kelam dediğim gibi arkadaşlar bu içerik türleri gerçekten bizler için bir cevher kaynağıdır. Sadece CS için değil. Diğer hayata dair her şey için. Bir bilgi kanalı olabilir. Bir komedi kanalı olabilir. Orada da gülümsemeyi bilirsiniz. Gülümsemeyi öğrenirsiniz. Ya da bir hüzün, edebiyat kanalı ya da bir siyaset kanalı. Hiç fark etmez. Oralarda da gene bir şeyler öğrenirsiniz. Öğrenmek gerçekten güzeldir. Ben kendim de öğrenmeyi çok severim ama okul dersleri hariç tamam tamam hadi. Bu kadar öğrenme öğrenme dedim. Hepiniz profesör olacaksınız ha. <laughs> Şimdi aim asistanın olmadığını düşünüyorum dedim. Innocent diyoruz buna yani yetersiz. Yetersiz değil diyoruz. Trigger yoktu doğru. Triggerını tespit edemedik. Aslında trigger yoktu bence çünkü kapı arkasından da sıkıyordu bu. Trigger dediğimiz olay düşmanla birebir kaldığınızda yani aranızda bir nesne varlık olmadığı zaman işe yarayan bir şey bir hack. Görüş asistanını kullanıyordu zaten genel olarak oyunun çoğunda ve kolsuzdu. Kolsuz bir hileci görüş asistanı kullanırsa ne olur sorusunun cevabını bu videoda açık ve net bir şekilde bu bulabilirsiniz. Wow. Büy gene büyük desteklerden no blind mod dediğimiz gül yani kör olmama hani flashı yiyor kör olmuyor sisin arkasından görünüyor ben diğer dış desteklere gireceğini düşünüyorum griffing'i de işaretleyeceğim artık bundan sonra mantıklı olan bu çünkü eğer takım arkadaşlarıyla birlikte girmişse ve takım arkadaşlarının oyuna da müdahale ediyorsan Kesinlikle bu bir griefingdir. Bence bu bir oyun bozanlıktır. O oyunda hile kullanılmaması kullan, ya da kullanılması, kullanılmasaydı başka oyunda kullansın, bu oyunda kullanmasın. Bu oyunda olmasaydı tabii ki buna griefing diyemezdik. Ama oradaki insanların da sen ban yedikten sonra hakkını alıyorsun. Onların da rütbesi siliniyor. Bu yüzden sen bir eşe ol eşek. Pardon sen bir oyun bozansın dostum yorum ve kararımızı Gaben Baba'ya bildiriyoruz. İzlediğiniz Overwatch videosu sizlere yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Overwatch videolarından zevk alıyorsanız daha fazla gelsin diyorsanız lütfen like atmayı unutmayın ve 12 var.